Şimdi aslında biz normal şartlar altında bu bağlantıyı farklı bir amaçla, yani enerji tarafında yaşanan fiyat artışlarına acaba reel sektör, sanayi ne kadar hazır bunun için almayı düşünmüştük. Ama İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İHKİB'in Başkanı Mustafa Gültepe bizlerle birlikte. Mustafa Bey, önce bir hoş geldiniz diyeyim. Açıl bir hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Sağ Çok olun. Teşekkür ederim size. Enerji soracaktık ama öncesinde bu reeskont kısmı ile ilgili sizin bir sözünüz var mı diye sormak isterim. Çünkü aynı zamanda ihracatçılar olarak buralardaki imkanlar ve sağlanabilecek esneklikler sizin açınızdan da pozitif. Doğru mudur? Doğru. Çünkü özellikle son dönemlerde kredilerle ilgili kredi ulaşma noktasında tabii ihracatçıların en büyük destekleyicilerden bir tanesi de biliyorsunuz Exim ve Exim reeskont kredilerin kullanılması. Bu kapsamda yapılabilecek bütün iyileştirmeler, sektörün yeni yatırımlar yapmasını ve gelecekle ilgili yapacak olduğu ihracatı artırmasına büyük destek olacaktır. Biliyorsunuz ham madde fiyatlarında büyük artışlar yaşandı son 6-7 ay zarfı içerisinde, özellikle pandemi sonrası. Ve dolayısıyla üretim yaparken sermayeye olan ihtiyaç gittikçe %50 oranında artmış durumda. Bunun içinde özellikle Exim ve reeskont kredilerinin genişlemesi ve ihracatçının yanında olup da bu kapsamda üretimi artırarak ciroları artırma noktasında ve ihracat destek noktasında çok büyük bir itici ve ivmesi yüksek olan bir enerji. Umuyorum ki o bantlar çok daha fazla geniş bir şekilde genişler diye düşünüyoruz. Peki Mustafa Bey, aslında bizim ana tema olarak konuşmaya çalıştığımız unsur, bütün dünyada enerji fiyatlarında muazzam bir artış var. Bu artış Avrupa'da kendini çok daha net gösteriyor. Şimdi Türkiye'de de yavaş yavaş bunun etkisini biraz daha net hissetmeye başladık. Özellikle kış dönemi bu anlamda yeni zamların gelme ihtimalini de yükseltiyor. Doğalgazda, kömürde, diğer enerji türlerinin hemen hemen hepsinde çok yoğun bir talep ve çok yüksek bir artış oranı görüyoruz. Sanayicimiz bunun farkında mı? Yılın son çeyreğinde başlayacak, büyük ihtimalle gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar da devam edebilecek enerji fiyat şoklarına hazırlığımız var mı? Tabii Açıl Bey, burada hani sonucu görmeden ya da potansiyel olabilecekleri tahmin edebiliyoruz ama tabii onun üzerindeki olabilecek olanlar tahmin etmek bu kapsamda zor. Türkiye'de biliyorsunuz enerji noktasında dışarıya bağımlı. Özellikle kurların hareketlenmesiyle beraber üzerinde farklı bir zamlar geliyor. İşte en son biliyorsunuz Temmuz'da hem elektriğe hem de doğalgaza bu kapsamda zam geldi. Tabii sanayi arttıkça, üretim arttıkça enerji ihtiyacı da daha fazla artıyor. Bu kapsamda enerji ihtiyacı da artınca otomatik olarak Türkiye'nin ihtiyacı da artmış oluyor. Alttan ihtiyaç karşısında işte siz de özellikle bahsettiğiniz hem Avrupa hem Türkiye'de bu kapsamda mutlak surette zamlar geliyor. Tabii burada en önemli olan noktalardan bir tanesi de şu, imkanlar el verdiği sürece özellikle girdi maliyetlerini, üretim enflasyonunu aşağı düşürmek için mutlak surette bunların kontrol olması lazım. Mesela şöyle, özellikle konutlarda yapılan artışla sanayiye yapılan artışın bence tam tersi olması gerektiğine inanan sanayicilerdeyim. Sonuçta biz üretim yapmalıyız ki, gayri safi milliyi ve ciroları artırmalıyız ki milletimizi ve toplumumuzun refahını artıralım. Bu kapsamlara özellikle konutlarda %14-15 zam gelirken sanayi %20, doğalgazdan bahsediyorum, örnek veriyorum. Ya bence bunların bu kapsamda özellikle gelecekle ilgili üretimi artırma noktasında, ihracatı artırma noktasında bu kapsamda özellikle sanayiciye daha fazla destek olunmalı ki sanayici de bu kapsamda hem üretim fiyatlarını hem de üretimden dolayı olabilecek olan biliyorsunuz enflasyonu, üretimle tüketim arasındaki enflasyonun makasının açılmasına bir nebze olsa bu kapsamda biraz daha destek olmuş olduğunu düşünüyorum. Tabii biz özellikle hazır giyim sektörü olarak son dönemlerde Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon ayak izinin kontrolü denetimi noktasında sektörümüzü bu konuda özellikle her fabrikanın yeşil fabrika olması noktasında düşüncelerimiz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Sektör şu anda bir değişim dönüşüm içerisinde. Herkes çünkü biz girdi maliyetlerimizde bizim hazır giyim olarak çok fazla enerji kullanmıyoruz. %5 ile %10 seviyesinde. Ham madde tarafı %15 ile %20 seviyesinde. Biraz daha fabrikalarımızın üzerlerine özellikle son dönemlerde son 2 yılda artarak, hızlanarak devam ediyor.
güneş enerjisini, kendi enerjimizi kendimiz üretip, kendimiz kullanıp fazla olanı da sisteme gönderme noktasında çalışmalarımız var. Hızlı bir yatırım içerisindeyiz. Önemli olan bunların bence Sanayi Bakanlığı ile ve Ticaret Bakanlığı ile beraber çalışarak bunları teşvik kapsamına alarak bütün sanayicinin bu kapsamda en azından %10 da olsa, %15 de olsa sanayiye ihtiyaç noktasındaki ihtiyacı aşağı doğru düşürmüş olduğunuzu diye düşünüyorum. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız bu değerlendirmeler için. Şimdi özel